Şimdi spoilersız bir Kızıl Gökler altında Kızıl Denizler incelemesi çektik. Şimdi bir de spoilerlısını çekeceğiz. Şayet şu kitabı okumadıysanız okuyup gelmeniz tavsiye edilmez. Önce gidin spoilersız videoyu izleyin. Benim söylediğim kötü yorumlara göre karar verirsiniz okunmalı mı okunmamalı mı diye. Şu kitap harikadır bu arada, aklınızda bulunsun. Uyarılarımızı yaptıktan sonra başlayalım. Hay, eski bir dakikalık goygolları özlüyorum hafifinden. Ne güzel boş boş konuşurdum. İlk bir dakika kendimi videoları ısındırırdım. Şimdi laps diye söze girişiyorum. Sizin suçunuz mu değil? Yani biraz aslında goygoy konusu bulamamaktan diyerekten bir yine 20 saniyelik boş yaptım. Kızıl Gökler altında Kızıl Denizleri sevmedim. 10 üzerinden 7 puan verdim spoilersız videoda. Niye? Çünkü karakterler çok çabuk ikna oluyorlar. Önce Requiem adlı karakteri şey yapmaya çalışıyorlar, soymaya çalışıyorlar, dolandırmaya çalışıyorlar. Requiem bunların her dediklerine direkt olarak inanıyor. Diyorlar ki Requiem, seni soymak isteyenler var. Seni soymak isteyenlerden biri de benim. Beni böyle böyle görevli olarak tuttular. Kimin tuttuğunu bilmiyorum. Benim şöyle de bir ahbabım var, Erkan'ım var. Erkan denir mi emin değilim. İşte biz bununla beraber seni soyacağız. Sen bana inan. Ben de bu arkadaşımı öldürürüm falan. Sana kimin şey görev verdiğini de açıklarız. Ondan sonra mutlu mesut yaşarsın. Sana güvenlik öneriyorum. Beni işe alman karşılığında, bana para vermen karşılığında falan. Şimdi durduk yere siz bir kumarhane işletirken, çok fazla paranız vesaire varken böyle biri gelse siz buna inanır mısınız? Kitabın sonunda atılan twist'i iyi kötü biliyoruz hepimiz. Kitabın sonundan spoiler veriyorum şu an. Gidip de 600 sayfasını okudum, spoilerla izlesem sorun olmaz diyenler çıksın. Kitabın sonunda biliyoruz ki sanat eserleri, çaldıkları sanat eserleri sahteleri çıkıyor. Okey, güzel. Güzel twist. Şunu demek istiyor yani. Requiem de o kadar salak değilmiş. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Durduk yere birisi size geliyor, diyor ki ben seni soyacaktım. Fakat soymuyorum. Soymak yerine sana soyma planımızın detaylarını anlatıyorum. Sen de beni işe al. Ben ikili ajan oynarım derse güvenmezsiniz. Dersiniz ki basket. Ne alaka? Ben onun yerine seni kendimden uzakta tutarım, daha iyi. Çünkü Requiem'in kulesi tamamen güvenlik önlemleriyle dolu. Ve bu güvenlik önlemlerini hiç aşma yollarını söylemiyor şey. Locke. Sadece diyor ki bir tane kilitçi tutacağız ve gelip senin kasanı açacağız diyor. Bunları konuşurken Requiem sürekli olarak Locke'u kendi odasına alıyor. Locke'un verdiği eşyaları kendi odasına alıyor. Şunu odasına alıyor, bunu odasına alıyor. Niye? Hiç mi bunları düşünmedin yani? Acaba şöyle şöyle bir şey olabilir mi diye. Belki bu adam bana ikili ajanlık yaptığı gibi karşı tarafa da ikili ajanlık yaptığını söyledi. Dolayısıyla hala beni soymaya çalışıyor falan. Yani işte bu Locke'lamora'nın Yalanları kitabında bu tarz olaylar çok geçiyordu. Yani bu tarz düşünceleri sizi çok sevk ediyordu kitap. Yani Locke'lamora'nın soymaya çalıştığı insanlar da zekiydi. Onlar da düşünüyordu. Locke'lamora sadece kendi zekasıyla onları alt edebiliyordu. Burada hiç öyle bir şey yok. Locke'lamora'nın yaptığı da hani gerizekalılık, şeyin yaptığı da, Requiem'in yaptığı da. Dönüyorlar. Karakterin adını hatırlayacağım. Maxillion. Diğer adıyla. Bir türlü hatırlamıyorum. Neydi o? Bulamadım. Bu gözlerin efendisi nedir? Zaten ne zaman arayıp da bulabildim ki? Allah Allah. Durun, bulacağım. Sakin olun. Stragos. Stragos değil de tabii. Benim aradığım onun şeyiydi. Mevkisi. Baron demek istiyorum ama baron değil. T ile başlayan bir şeydi. Aslında düşünsem daha hızlı bulurdum muhtemelen.
Arhon. Buldum. Hatırladım yani, buldum dediğimi bak. Arhon. Bir de bunlara çok kolay inanıyor. Arhon'a gidiyorlar. Diyorlar ki biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. Sen böyle böyle bir şey yapmışsın. O şöyle şöyle olmuş falan. Zaten fark ettiyseniz kitap o kısımları çok hızlı geçiyor. Normalde ilk kitapta şeyken son 100-200 sayfa maceralı geçerken ilk 100-150 sayfa, 200 sayfa plan, ikinci 200 sayfa planı aktif hale geçirmekle ya da ne denir ona? Planı uygulamaya geçirmekle geçiyordu ikinci 200 sayfa. Fakat burada Requin'le konuşmaları 15 sayfa bir şey belki. Arhon'la konuşmaları 15 sayfa bir şey. Gidiyorlar korsanları ikna edecekler. Korsanları ikna etmek yerine ellerine düşüyorlar. Ona rağmen korsanları çok rahat bir şekilde ikna edebiliyorlar. Korsanlar başka bir yol göremiyor. Bir belki orası okey. Korsanlar başka bir yol göremiyor. Okey. Daha sonrasında bu Cabril değil. Cabril tayfadan da. Bu iri yarı hükümdar gemisinin sahibi olan, bu ilk başta iyi olan sonradan kötü olan korsan mesela geliyor ya, o daha erken gelebilirdi. Onun gelmesiyle biraz uzun sürdü, biraz sabretti. İyi kötü Orkide'nin epey bir kıyı yağmalamasına, epey bir tarafları yağmalamasına, bertaraf etmesine izin verdi. Yani niye daha erken gelmedi vesaire vesaire. Bilmiyorum, ben beğenmedim kitabı. Beğenenlerden özür dileyeyim diyeceğim de yok, dilemeyeceğim. Niye dileyim ki yani? Benim fikrim sonuçta. Ve anladınız. Yani bu kitapta her şey zekice yazılmış, zekice planlanmışken ve zekice uygulamaya geçilmişken bu kitapta her şey yalap şap, her şey oluruna bırakılmış. Her şey rastgele oluyor resmen. Sözde 2 yıl bekleyip 2 yıl bu planı, hani yani olay şu, 2 yıl boyunca bu planı planlamışlar, bu olayı, ama işte bunu size göstermiyor. Mesela burada daha kısa sürede planlamış olsalar bile, atıyorum 3 ayda planlamışlarsa size zaten bunun 1,5 ayını, 1 ayını falan gösteriyor. Anlatıyor ya da bir şekilde. Burada 2 yıl planladıklarını söylüyor. 2 yıl planlamayla çok, yani çok kötü plan yapmışsınız. 2 yılınız boşa gitmiş. İyi günler.